Dünkü olayın geneli duygusaldı zaten. Aynen. Yapılan bütün hamleler, atılan oylar duygusal olarak anladık. Ama diye... burada da Berkan'ın bozuluyor olması o zaman çok normal. Aynen öyle işte. Şimdi yani, oraya gelecektim. şimdi performans olarak bir şeyler sergiliyorsun. Bir de iki gündür ki özellikle iletişim oyununda mesela e, çok iyi yarışan bir Berkan vardı. E, düne baktığımızda yine nispeten bir şeyler yapmaya çalışan takımda en iyi olan bir Berkan vardı. 8'de 4 ama takımın geneline bakarsan en fazla... Oyunu kazanan oyunu Berkan olduğu için bunu söylüyorum. E şimdi kalkıp sana orada deselerken yani sen daha kötüsün, takımın daha kötüsün dersen Bozulur. bozulurum, bozulurum yani orada. Belki o gruptan kopmaya çalışan bir Berkan da izleyebiliriz bu saatten Tek başına sonra. Tek başınama mı? bilir. Zaten oradan ya. kopmaya çalışmayı bırak. Berkan şunu biliyor ki bir oyun kaybettikleri an evet. Berkan aday. Bir aday. Berkan Doğru. Aday. Hele şu andan sonra Nisa'dan sonra Berkan'ın olması Aynen. evet. O yüzden işte ya yani Survivor'da böyle bir tarafı var yani. Şimdi şu an Öyle bir noktadayız ki bazı çok yakın arkadaşlıklar sırf o onu yazdı diye kopabilir. İşte Bak, kopabilir. Arkan, o yüzden evet. işte deminki yani anılın olayı işte oturmuyor. O puzzle'ın taşları yerine oturmuyor. Aynen. Şurada örnek. Bir gün önce yaptığı 6'da 4, dün yaptığı 8'de 4. Yani 50'nin üzerinde bir performansı olan Berkan ama yazılacak diyoruz işte. Nisa'nın oksijen su yemek durumu ne mesela senin için Kemal abi? Ee, bir bir Kitlesi iyi. Kitle ama kitle şeyde yok. Nerede? Su, suda yok. Kitle şey. Ee, başka Dış etken. bir şey. Dış etken. Hayır, kitle mi? başka bir yerde. Bir dakika. su, yemek ve oksijen dedin ya. Tamam. Hani, adadaki evet. performansı, arkadaşlıkları ve realitesi dedin ya. Evet. Onları soruyorum. İşte ben de onu söylüyorum sana. Oradaki o kitle zaten kararı veriyor. Elenmesini evet. anılın. Anılın niye elendi? Kitle başka bir şey. Onu, ben yanlış bir Hayır, ben, ben senin dediğini anladım. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hani Sen çünkü... ön yargıyı gösteriyorsun şu an. Kitle var. Kitle var. Hayır. Evet. Ben size diyorum ki sana göre performansı nasıl? Ada yaşantısı nasıl? Her realitesi nasıl? Sen de tamam, dedin ya demin. Tamam. Aynen. Onu diyorum. Ee, kitle başka bir şey. Performansı zaten fazla konuşmaya gerek yok ki. yüzde %43 performans. Şu anda kadınlar içinde en sonuncu olan performans. Doğru Hı. mu? Ama son zamanlarda bir çıkış olan bir performans. Y e Hani e, bir iki oyunun haricinde Hı -hı. genellikle yüzde ellinin üzerinde çıkan bir şu an kaçıncı sırada dediğin gibi. Üçüncü e, ya. altıncı mesela Aynen. son beş oyunda. Doğru. 2 yüzde kırk. İki. Oyunların içinde bir şekilde ne olursa olsun kendini gösteriyor. Ama kötü, ama iyi, ama hızlı, ama eksik bir şekilde gösteriyor. Bu seyirciye bir şekilde geçiyor. Benim burada kıstasım seyircidir ya. Seyirci veriyor bunun kararını. Bu yarışmada 10 kişi kalmışsa diyor ki en iyi 10 kişi benim için bu. Bunun itirazı olmaması lazım. Ben performansı... Ha Hakan'ın şeyini Hakanın anladım, anladım. Hala şimdi, cevap hayır, e, hayır, Hala, cevap alamadım. hala, hala cevap alamadım. Hayır, hiç şimdi. Gidelim gidelim şimdi. Hayır, Kemal abinin şu an oksijen bir tüpüne yandan. ihtiyacı var. Ben ona karar gidiyorum. verdim. Ya hiç ilgisi yok. Hayır seyirci neden mesela ne demek abi? Seyirci seyirci, seyirci zaten su, yemek ve oksijen varsa bir yarışmacı onun sonucunda oluşan bir etken aslında. Seyirci var diye girdiğin an bitti şimdi olay. Hiç Demek değil. ki Nagin'de hepimiz ön yargılıyız. Yok. Nagihan'da ada, e, ada neydi? Su muydu? Yemek miydi? Fark etmez. Ya, yarışma yeme. evet yarışma da şeydi yar, yani Oksijen. oksijende. Oksijen. Diğeri neydi? Ada yaşantısı. Ada yaşantısı da Aynen. Onları Seyir, onlar yüz yüz yüz, yüz yüz yüz. Ben de sana söylüyorum diyorum ki. Bu sonunda bu şeyin sonu seyircinin verdiği karar değil mi? Seyirci bu üçünü görmedi diyorum. Tamam, demek ki seyirci e, oksijene bakmıyor. Nasıl bakmıyor? Ya? %40. Ya, Bizde %40. Ahakar, senin geri senin şeyde geliyorum. Ya, ben de geliyorum. Realite diyorum. Realite yok mu Nisa'da? Ya realite tamam var ama. Evet. Hani parkur öyle, parkur yok, öyle yok mu? Öyle bir realite yok yani. Nasıl yok? Ya o sana göre, kime göre? Bana göre farklı. ona göre parkla. Var ki, var ki buraya kalmış. Sonuna kalmış. Ama oksijen yok işte esas ya, obay. Oksijen ne? Ya şey parkur. Parkur. Parkur da elinden geldiğinde yapmaya çalışıyor ama bazı insana oksijen çok yüksekten alırsın. Bazı elinden insanda geldiği yarım kadar yarım ama yani elinden geldiği <laughs> evet, kadar. Hayır. Herkes biri oksijen almaz ki. O oksijen ona yetiyor demek ki. Çünkü seyirci diyor ki burada kalıyorsun. Bu olayın evet. hava Su diyoruz ya aslında hava. hepsi hava civa i̇şte onu hiç, diyorum ben. Hiç ilgisi yok e abi tabii işte yanında ondan elendi. Her ya şey hava civa. Hava civa abi. Böyle bir şey yok gerçekten bak ben bilmiyorum ben... konuyu. Ya gerçekten ben bir bak adım. ya niye <laughs> doldurdum ben. Hayır şeye üzülüyorum diyorum yani ne ya yarışmacılar üzülmemek ayrı bak dün sen yoktun bilmiyorsun izleyemedin herhalde dün anılın buradan elenmesini biz gerçekten çok üzüldük hep de söyledik yüzde 56 ile erkekler içinde üçüncü olan bir kişi nasıl elenir diye bunun analizini yaptık ama sonuç şeye dayandı reyte yok. Anıl kendini ön plana çıkaracak. Ne konuşmalarda ne o hani iyi görüntüsünü ekrana yansıtacak. Ya yani gülme bölümü her şeye bir negatif olarak bakması. Bu küçük de olsa seyirciye geçen bir olay. Evet. İşte o olay Nisa'yla var ki Nisa'yla Adada. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Bunlardan birisi kesildiği zaman o hava nefes alma yemek su o kesilmesi nedir? parkuru düştüğü zaman zaten seyirci diyor ki Nisa bitti gel kardeşim. Şu Bu an kadar. kaçıncı sırada Nisa? 9 ee, kişi de Performans evet. olarak mu? Ayşe'nin bir tık bir tane üstüdür bence. Kaçıncı sırada son... merak ettim. 9'da kaçıncı? E, son. Sen yok mu senin önünde? Son. Sonuncu son mu? Evet. Ben o zaman düşmesini mi bekleyeceğiz. Neyin Kaça düşecek düşündüm? 9'dan sonra? Hayır. anlatabilir anlatabildim mi? Peki, peki, Şöyle peki. Dur o zaman ben geliyorum sana şimdi. Dur ben geliyorum. Ne yapmamız lazım? Neyin? Ne yapalım şimdi? Nisa'yı ne yapalım şimdi? Bir şey yapmak değil. Demek. Ne ki? Ne? ki... Ne? Hayır. Demek yapmak... ki bu, bu kadar konuşdun. Oksijenin hani parkur e, değil. Sonucu şöyle diyorsun: Nisa'nın negatif taraflarını söylüyorsun, değil mi? Evet. Görüntüde. Ben de diyorum ki? Ne yapmamız lazım? Bir şey yapmamız lazım değil. Ama şimdi. Sana göre ya. şu diyor diyorsun, değil mi? Anılın orada kalıp Nisa'nın gitmesi lazım. Hayır. Yok, öyle Hayır, şey Hayır. Şey diyorsun. Öyle şey demiyorum. Peki. Ne sadece diyoruz? parkuru oksijene benzetmiyorum. Ada yaşantsını suya benzetmiyorum. Ötekinde yemeğe benzetmiyorum. Ya nasıl Hakan bu üçü olmadan bir yerde yaşayamazsın? ki Yaşıyor, ya. Nisa yaşıyor. Yapıyor evet. üçüncüünde, ya, yapıyor ki yaşıyor. Ya, ya, yapıyor da, hani diyoruz ya, ya mesela, hani kitlesi <laughs> var diye başlıyorsun evet. cümleye. Evet. O noktada ya Nisa, evet. sen mesela. E şimdi kitlesi var. Ya bu kitle Bunun üstüne. Kitle, kitle sadece yeterli değil. Sen de bir şey vereceksin. Bu takım oyundur ya. Türbün nasıldır? Türbün destek verecek. Sahada futbolcu oynayacak. Galibiyet alacaksın. O ya de antrenörün sahaya yansıtması. Bunlar hepsi bir olursa. Bir tane tek detay. Seni şampiyon yapar mı? Yap. Türbünün yok. Futbol oynamıyorsun. Tamam şöyle diyeyim sana. Evet, ama var. işte Survivor öyle bir yarışma ki. Türbün istediği besteği yapsın. Tamam mı? Haka. E, sahadaki oyuncu oynamazsa türbün maçı alıyor. Hayır tam tersi. Ben Gördük de. Bunu. Evet. ne Diyorum ki futbolcu sahada 5-0 yenilsin. Evet. Seyirci sonuna kadar desteği devam ediyor. Evet. İşte öyle bir noktadayız Survivor'da aslında. Hayır ama burada evet. iki tarafta gidiyor yani, ya. Yani evet. bak %60'lık adam eleniyor. <laughs> evet. %40'lık, %43'lük insanlar Evrim, Nisa, Ayşe nispeten Bunlar devam edebiliyor. Ya, senin senin yani, felsefene yani. göre de o zaman her sene Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın şampiyon olması lazım. Trabzon'un şampiyon olması lazım. Eğer performans. Öyle, oluyor, Öyle zaten. oluyor zaten. Hayır oluyor zaten. Hayır, oluyor. Bir nasıl? Bursa oldu bir Başakşehir Kaç oldu son 70-60 yılda. E yetmiyor mu? Yetmiyor. Bunlar, nasıl yetmiyor ya? Abi bunlar, bunlar yani, da bu oyunun 18 içinde. 18 takımda hep 3 takım şampiyon oluyor. Bursa, Beşiktaş, Başakşehir başka yok. E tamam Trabzon 38 soru oldu. Geldi o da. O da bu işin içinden. Ama ben de diyorum ki ateş. bu bir ekip işi. Trabzon türbünlerini doldurdu. Stadını yaptı. İyi bir teknik direktör getirdi. Evet, evet. Kadrosunu kurdu. Şampiyon Ay, oldu. Çok heyecanlı. <laughs> Burada da Nisa bir kitlesi var. Kendisi performansını vermeye çalışıyor. Realitesi var. E böyle gidiyor. Bu sır Nisa için de geçerli değil. 10 kişi için. Anıl bunu yapmadı diyorum. Anıl bu üçünden birisini eksik yaptı. Suyunu içmedi. Veyahut da yemeğini yemedi. O yüzden elendi. Özetim Kitle mu? önemli mi? Efendim? Kitle önemli mi? Önemli. Nagihan'la Nisa finale kalsa kim şampiyon olur? Nagihan. Nagihan. Nisa. Evet. Niye? Çünkü Nagihan'ın performansı iyi. Evet. Demek ki neymiş? Performans her ya, şey. Ya çıldırtıracak bu çocuğu. Ben Nisa Bak, mesela. Mesela. Ben de dedim Bak, Çıldırtıracak bu çocuğu. Diyor Nagihan. ki. Nisa dedim. Seni parkurda tutan performanstır. Senin şampiyonluğunu kazandıran karakterindir diyen Hakan. Ben diyorum ki performansı da iyi. Nagihan'ın kitlesi de var. Ama Hakan diyor ki yok o zaman Nisan'ın şartı olması lazım. Evet çünkü şey diye konuya kitle ve performans diye girersek Nagihan'da kitle yok ki. Nasıl şey yok, ki, hani ki, diyoruz ki, ya. Kim ya. dedi Hakan? Hayır şimdi. Nisa Nisa, Nisan'ın Nisan Nagihan'ın kitlesini Bak, Şu an Nagihan burada kitle olarak ben size söyleyeyim mi? 7. sırada falandır. Peki nasıl şampiyon olacak o zaman? madem kitlesi yok bu kimse de sevmiyor bu kadını ama kimse sen, de... sen, sen de tahmin edebilirsin zaten abi, abi. Nagihan'la Nisa'nın mesela kitlesel olarak böyle bir orantı yapsak sen hangisini daha fazla dersin şu anda Nisa'nın kitlesinin fazla olduğunu diyorum He. ama şampiyonluysa ama. amaç e sonuncuysa orada da diyorum ki performans daha önemlidir %82 ile oynayan bir Nagihan'ın %43 ile oynayan Nisa'dan şampiyonluk hakkı daha fazladır bu net bu net Varsa itiraz olan söylesin. Nisa'nın sosyal Her medya kullanan kitlesi çok fazla bence. Nagihan'ınkiler, ya Nagya'nın Nagihan'ın kitlesi de sosyal medyayı çok fazla Yok, na, ya Nagihan'da da var. Ya, ya arkadaşlar, Nagihan'da eğer bu kitle yoksa nasıl bu anket kadın Adem'le... Yok, Yo, anket değil. Yapamaz. Hayır, yapamaz ki. Yapamaz ki anket. Şimdi bak, yapsa sosyal şey medyanın nasıl bir tuzak olduğunu size iki tane yaptığım anketle göstereceğim. Daha evet. önce yaptım. <laughs> Hazır mısınız? Evet. evet. Hazırız. Sorum şu, sormuşum. Kimi destekliyorsunuz? Hadi bakalım demişim. 36.800 oy gelmiş. Ayşe, Güzel. Batuhan, Anıl, Hikmet. Kimi destekliyorsunuz? %30 Ayşe, %31 Batuhan, %31 Anıl, %8 Hikmet. Hikmet nerede? Adada. Adada. Anıl, Batuhan'la beraber birinci. Bir soru daha sormuşum. Sizce kim elenir? Hadi bakalım yazmışım. 21.260 oy gelmiş. Güzel. %45 Ayşe elenir. %8 Batuhan, %12 Anıl. %35 hikmet. Yani Ayşe ya da hikmet gider demişler. Kim gitmiş? Anıl gitmiş. Demek ki sosyal medya aslında bir balon. Aynen. Bu kadar basit.